Merhaba. Bu garip bir hikayedir. Aşk, ihtiras, kan, ölüm, kıskançlık, nefret, hayata çeşitli kadar ne varsa hepsi içinde. İzleyeceğiniz oyun iki kişilik bir ailenin hikayesidir. Yalnız biraz başka biçimde. Hikayemiz bundan kısa bir zaman önce Paris'te geçer. Pigalle'in dar, karanlık, arka sokaklarından birinde. Burası milieu dediğimiz bir kenar mahalledir. Burada tek suç yakalanmak, en büyük keyif ise polislerden kaçmaktır. İşte milieu. Geceye uyanlar, çekilir ayak. O sokak, bu sokak, tanınır var. Milieu, kokular canlanır. Sevişenler kaçar karanlıklara. Uyuyan Paris de budur işte. Orospular ağlaşır tenhalarda. Yağmurda ıslanan yürüyü ağlayan Yosman'ın ağzından yükselir vals milyon. Takdirde buralarda bir Yosman var. Yosman'ın ne olduğunu hepiniz bilirsiniz herhalde. Bilmeyenleriniz de arsaya biraz sonra. Bu yosma her akşam Frankfurt Köprüsü civarında kendisine müşteri tavlardı. Tam vaktidir cicim, içip sevişmenin. Ucuz benim sevgim, çalarken var milyon. Yosma her akşam kazandığı parayı sevgilisine götürürdü. Yani belalısına haraç verirdi. Zaten milyon adet böyleydi. Her kadının bir belalısı olur. Erkekler akşamları eşlerini işe gönderirler. Sonra da hanımefendilerin getirdikleri paralarla kendilerine çiçekli kravatlar, naylon gömlekler, en önemlisi çağrı cihazları alırlardı. Ve çok şık giyinirlerdi. Yosman derdi bana, kazanır kazanır da, devir belalısına çalarken vals milyon. Can Paris budur işte. Yabancılar için akşamı bekler durur. Burada her şey bağışlanır, unutulur. Günahkar da, günahsız da bir tutulur. Sakın yüz çevirmeyin, bizlere gülümseyin. Onlar da insan değil, çalarken var milyon. İşte burası efkarlılar meyhanesi. Yalnız masaları ve sandalyeleri ortada bırakabiliyoruz. Çünkü onları götürmesi biraz zor. Musluklara bir de kör tapa taktırdık. Yoksa yürütüyorlar. Bakalım bizim belalılardan kimler var? Sipil soru. Sempatik olan. Teknik bebe. Beceriklidir ha. Ordinar. Her şeyi öğretiyor. Ha bu da entel takılı. Biz bu civarın sosyetesiyiz. Bütün bu mahallenin demirbaşıyız. Asarız, keseriz, kimse karışmaz. Ustalıkla sıvışırız polisten. Polisten. Bu memleketin asil ulu kahraman, çalışkan baş belalarıyız. Becerikliyiz pek çok işlerde. Kafaları çekince çekinmeyiz de. Gecelik sevgili ucuz fiyata. İsteyene buluruz turfanda, turfanda. Bu memleketin asir oğlu kahraman, çalışkan baş belalarıyız. Alıyoruz polis. Anlarsınız ya. Uyanın da patrondur. Bizde ayıp yok, işlerimiz çok. Enayiliğe asla tahammül yok. Aşkımız satılır ucuz fiyata. Çünkü para satın alır namusu, namusu. Bu memleketin asil ruhlu kahraman, çalışkan baş belalarıyız. Ooo komiser sen miydin? Ben de polis sanmıştım. Biz bu civarın sosyetesiyiz. Karanlık sokakların zübbeleriyiz.
birinciyiz biz. Biz kanunsuz kanun, biz siz edemeyiz. Bu memleketin asil ruhlu kahraman, bu memleketin asil ruhlu kahraman, bu memleketin asil ruhlu kahraman. İşte bu da çaylak destur. O zamanlar ufaklık, soy izmarı çelikleriydi. Tam kenar mahalle çürüdü. Hiçbir yeteneği yoktu. Nasıl oldu da bizlere yanaşıp aramıza karıştı Allah bilir. Göze girmek için ne yapsa boşunaydı. Çaylağın biriydi işte. Bizim uçarlar onun ne iş yaptığını, neyle geçindiğini akılsız erdiremezlerdi. Ama hoş görüp boş verirlerdi. Ödlekti. Asil hiçbir tarafı yoktu. Kısacası dümeni bozuktu. Ey meyhaneci, bize zıkkımlanacak bir şeyler getir. Patlama getireceğiz, bir şey anlatıyoruz değil mi? Aman bu bir ağzını açtı mı Allah'ını seven tutmasın. He, söylemeyi unuttum, bir adım da alınganlı. Valla işte alınganlığın geçsin. Nasılsın? İyiyim Yırma, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bugünkü hasılat çok az. Az mı? Şuna bakın hele, az mı? Bu sondur yavrum. Hem sen bana baksana. Ömrünün sonuna kadar sırtımdan geçineceğini sanıyorsan aldanıyorsun. Kendine başka sermaye ara. Ama Yırma, sana çok yatırım yaptı. Ne yaptı yani? Üstüme tesis mi kurdu? Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bana bir içki ısmarlasana. Ben mi? Sana söylüyorum, koca kafa! Şuna bir içki ısmarlayacak mısın, ısmarlamayacak mısın? Cevap versene, tereyağı! Senin derdin ne? Ya gece vaktim arada çıkarmayın şimdi be! Sana ne oluyor be? Sana ne oluyorsa var mı? Her gün yeni bir isim takıyorsunuz adama. Ya koca kafa, ya inek! Ne bu olmuş, adam... ne olmuş? Beğenemedin mi? Beğenemedim! Net demek dedim, net tarifiye öğrendim biraz! Ha, geçen gün sen de ona hıyaransın demedin mi? Hepimiz şahidiz! Ne o başka? Yani her yerin bir ağası var, bu da hıyarın ağası. Ha. Ya geçenlerde mazotu fazla kaçırmışım, anlarsın ya. İşte kumar parasını ödemeyeceğim. İşte biz de mazotu fazla kaçırınca söyleyene veriyoruz değil mi? Hem baksana, ordinaryosa kimsenin laf ettiği var mı? Ha, ordinaryosa laf yok. Ne de olsa o bize meslek öğretiyor değil mi? Ekmek parası. Ha, demek onun için yağcılık ediyorsun sen. Ne diyorsun sen? Yağcı mı dedin? Ağzını topla hergele. Hergele senin gibi olur, tekne kazıntısı. Erkek sen çık dışarı. Tamam çık. Gel 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 gel. Hadi koş koş dur. Dışarısı soğuktur. Burada da bir şey. Ya saçmalama ya, dışarıda aynasızlar var. Akşam akşam ışıklar değil. Ya geç şuraya be. Gel ne yapacaksın? Ha, ayılın bakayım hadi. Kozunuzu başka yerde paylaşırsınız. Oturun bakayım uzun uzun. Siz şimdi bunları kanlı bıçaklı olduğunu sanıyorsunuz değil mi? Yok canım, bu şakalaşmaları her akşam böyle horoz gibi dalaşmadan edemezler. Senin şansın varmış. Aa! 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 Hadi bakayım devam et, hadi hadi. Canım kardeşim benim be. Gördünüz işte, 5 dakika sonra gene böyle canciğer olurlar. Aa, az kalsın unutuyordum. Bu Ordinarius bizim Milio için çok önemli bir adamdır. Buradakilerin hepsi onun çömezidir. Onları yarış atı yetiştirir gibi eğitiyor tabii, sonunda kendisi de sebepleniyor. Derslerini gece el ayak çekilince bizim meyhanede verir. Evet arkadaşlar, bu akşamki dersimiz manitacılık. Entel yavruncum, hadi gidelim. Ben de gidiyorum arkadaşlar. Ne demek istediğimi anladınız. Ben de gidiyorum. Çipil hani kağıt oynayacaktın? Senle kağıt oynamıyor. Kağıtları götürüp eve fal bakıyorsun. Olur mu canım? Sen beni politle karıştırıyorsun. Gel buraya hadi gel. Peki, peki. Tamam. Ne haber Yılma? Ne olsun, iyilik. Merhaba. Merhaba Yılma. Nasılsınız Hector? İyi misiniz? Nestor. Ben de Irma, Hector. Hayır, ben Nestor. Hector? Hector Mektor yok oyunda canım. Nereden çıkartıyorsunuz? Bu Irma ile Nestor'un hikayesi. Ha. Nasılsınız Nestor? İyi misiniz? Teşekkür ederim, iyiyim. İşler nasıl gidiyor? Çok iyi. Hiç sorun yok. Ya? Çünkü işim yok. Ha. Bir şey içmez misiniz? Ben ısmarlayayım.
Ay, yok hayır, almayayım İrmak. İçince bana hararet basıyor. Öyleyse bir menta için. Hiçbir şey yapma. Sahi söylüyorum İrmak, gerçekten içince bana dokunuyor. Hadi canım, bir kadeh mentadan ne çıkar? Hatırım içi. Peki, hatırımız kalmasın. Bol. Evet. Bana bir menta ver. Siz ne içeceksiniz? Bana da menta ver Bob. İkimiz beraber menta içelim. İrma! Ne var? Biraz bu tarafa gelsene. İçkileri benim hesabıma yaz Bob. Gene ne istiyorsun be? Dediğimi düşündün mü? Sen de sıkarsın ama. Ya burada ben dururken seni ne yapsın kokoros taktırmak için polite? Senin benden aşağı kalır yanın var sanki. Sen de otlakçının tekisin. Hadi oradan İrma. Yüz verme şu zibidiye kız. Zibide senin gibi olur. Bunun gibi hanım evlatları açmaz seni yavrum. Ağzı daha süt kokuyor. Sen onu bırak da bizi dinle. Ağzı daha süt kokuyormuş. Mektebe gitmiş iyi aile çocuğu diye çekemiyorsunuz değil mi? Ha, kıza bak be. O iyi aile çocuğu da biz onun bunun çocuğu muyuz? Benim annem... Annem belli. Ya bak. Mektebe gelince biz de burada doktora geliyoruz. Söyle ona bize polim yapmasın alırım onun paçasını aşağı. Siz bana ne karışıyorsunuz be? Canım ne isterse onu yaparım. Ben hiç kimseye de karışamam. Biz de çayla kuyruk salladığını polite gagalarız. Sıkıysa söyleyeyim bakalım. Ben de Amerikan sigarası dümeninde ona nasıl kazık attığınızı anlatırım. Ya ne diyorsun sen be? Ya sözde çarptırdığınız viskiler ne abi? Ne viskisi? Şey viskisi. Ne viskisi? Koç viskisi. Ha. Affedersiniz. Sizi yalnız bıraktım. Zarar yok canım, ne olacak? Bob, içkilerin ikisi de benim hesaba yazılacak. Hesap ödendi. Anlamadım. O iş tamam. Ah! Aa, neyiniz var? Hiç, neyim olsun istiyorsunuz? Ama siz ağlıyorsunuz, neden ağlıyorsunuz? Hayır canım, ağladığım falan da yok. Aa, ne olur benden saklamayın. Yoksa polit gitti diye mi üzülüyorsunuz ha? Hadi bana sebebini söyleyin. Sebepsizsiniz. Ben mi? Evet. Beni siz ağlattınız, beni utandırdınız. Ama ben ne yaptım size? Hesabı ödediniz. İçkilerin parasını siz verdiniz. Çok tabii bir şey değil mi bu? Bunda üzülecek ne var? Tabii bir şey mi? Ama ya yanlış anlaşılırsa? Abi anlamıyorum. Ama bu kadar çok üzüleceğinizi bilseydim ödemezdim. Ben bazen çok aptal oluyorum. Kadınları anlamak çok güç. Hatta sizin gibi en makul, en sevimlisini bile. Ne olur artık sıkmayın canınızı. Bu. Evet. İçkileri Irma'nın hesabına geçir. Tamam, geçiririz. Çok teşekkürler Bob. Aha canım, ne olsun. Sigara? İstemem. Ya sen? Öyleyse... Yani? Bir kadeh bir şey. Bırak yoluma gideyim ben. Dur, ne olur. Yüzün... Sesin... Elin... Sahi mi? Öyle güzelsin ki. Ama başka biri var. Ben seni sevdim işte. Söyle, kimi? Seni. Seni. Tatlı Irma'yla çaylak destonun aşkı böylece başlamış oldu ve ortalık birdenbire karıştı. Bil bakalım ben kimim? Bütün kalbimle sevdiğim minicik bir kadın. Bildim. Hay tatlım. Çaylağım benim. Beni çok eskiden beri seviyordun değil mi? Evet, şöyle. Çabuk seni çok eskiden beri seviyordum de. Seni çok eskiden, ezelden beri seviyordum. Kocacığım benim. Gülüm benim. Evimiz de ne şirin değil mi? Paris ayaklarımızın altında. Buradan bütün şehir görünüyor. Ya bütün şehir de bizi görüyor. Görsünler.
Mutluluğumuzu bütün dünya bilsin istiyorum. Pencereden ben Nestor'u seviyorum, Nestor da beni seviyor diye bağırmak istiyorum. Evlerin damlarından mı bağıracaksın? Tabii ya. Hatırlıyor musun? Bir gece efkarlar meyhanesinde beni nasıl kızdırmıştın? Neden? İçkilerin parasını sen ödemiştin. Affedersin tatlım, bir daha asla yapmam. Ama benden hoşlandığını daha o gece anlamıştım. Nasıl anlamıştı? Konuşmaya başlar başlamaz anladım. Çünkü bana hep siz diyordu. Ben Paris'i çok seviyorum. Ama köy hayatı da hoşuma gider. Biliyor musun? Benim çocukluğum köyde geçti. Ya ne zaman? Geçen yıl mı? Hayır, evvelki yıl. Nestor, bak eğer paramız olursa, yani çok çalışıp iyi kazanırsa... Ne olur rica ederim bu bahsi açma. Ne demek çok çalışıp iyi kazanırsa? Onu demek istemedim şekerim. Yani biraz para biriktirebilirsek bizim köye gidelim mi? Seni oraya götürmek istiyorum. Dünyanın en şirin köyüdür. Küçük bir nehir akar. Kayıkla da gezilir. Sonra bir köprü vardır. Ama öyle bildiğin gibi değil, böyle yüksek, çok yüksek bir köprü. Üstünden de tren geçer. Kemerli köprü. Biliyor musun yoksa? Hayır, tahmin ettim. İşte kayıkla o köprünün altına gelince huuu diye seslenirsin. Huuu diye de cevap gelir. Yankı yapar. Ne hoş değil mi? Gideriz oraya değil mi Nestor? Ne olur gidelim mi? Tabii gideriz elbette. Köydeki evimizin penceresinde de tıpkı seninkiler gibi çiçekler vardı. Tıpkı bizimkiler gibi. Evet canım. Tıpkı bizimkiler gibi. Bunlar gibi toz pembe sarmaşıklar. Köyde öksüz urganı derler bu çiçeklere. Ne tuhaf isim değil mi öksüz urganı? Hazin ama gene de güzel. Paris ne güzel şehir. Şu nedir? Concorde Meydanı. Ha. Ya. Peki ya şuradaki yürüyen şey? Kasabın karısı. Ha. Peki ya buradaki büyük kupe nedir? Hadi onu da bil bakalım. Madden Kilisesi. Sen de her şeyi biliyorsun. Bir kitapta okumuştum. Madden'de düğün merasimleri yapılırmış. Yakışıklı bir dük varmış, asil bir kızla evlenmiş. Gelin arabasını kiliseye köheylanlar getirmiş. Ne getirmiş, köheylan mı? Yanlış mı söyledim yoksa? At demek değil mi? Cins at demektir, devam et. Sonra dükün uşakları da hep ipek pantolonlar giymişler. Sonra gene o kitapta bir prenses vardı, Nestor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak ben bazen işe çıkınca, yani içim sıkılınca... Şöyle Madlen'e kadar uzanırım. Düğün olayı görmek için. Bazen öyle şahaneleri oluyor ki bildiğin gibi değil. Böyle tüller, ipekler, beyaz atlaslar. Görülecek şey. Hele gelin elbisesi çok güzel oluyor. Evet, güzel olur. Ama hiç kir kaldırmaz değil mi? Bak Napolyon bizim için ötüyor. Seviştiğimizi görünce keyifleniyor. Keyiflenince de ötüyor. Senin işin gücün aşk. Ne yaparsın? Nestor, hiç ayrılmayacağız değil mi? Söz ver bana. Yemin ederim. Hiç ayrılmamak ne tatlı hayal. Nestor, korkuyorum, sıkı tut beni. Sensiz geçen günleri düşünüyorum. Saklayamam, korkuyorum. Boştur bize şair dili. Konuşmamız şiir gibi. Dur konuşma, sus söyleme. Yalnızca bakışma bile neden yetmesin bize. Herkes ne derse, nesin buram?
tatlı olabilirlerdi. Ama o gereksiz kıskançlık Nestor'u kudurtuyordu. Öylesine kıskanıyordu ki bir akşam... Bulabilir miyiz dersin? Oo, nerede o günler? Oo, bir daha
canım benim. Bu tek müşteri fikri Nestor'u biraz olsun rahatlatmıştı. Ama istediği o tek müşteri nereden bulacaktı? İçimi kemiriyor ve beni bir iskelet haline getireceği kadar da kemirecek. Tek bir erkeğe, tek bir müşteriye razım olduğuna Tanrım. Ne budalaca bir teselli. Bu basit hesap oyununun ruhumu rahatlatacağını falan zannettim. Tanrım bu iş hesaba gelir mi hiç? Ha bir kişi, ha beş kişi derdim yine aynı dert. Öyleyse o bir tek. Evet benim şaşkınlığımdan istifade edecek o tek kişi de yuvama giremeyecek. Hayır beyim. Yanlış kapı çaldınız, çekin arabanızı. Paranız pulunuz sizin olsun, siz var olmayacaksınız. Tamam, bir tek, yalnız bir tek erkek olacak, o da ben. Evet, ben. Onu sevmekten başka düşüncesi olmayan ben. Zafer Yılman. Ne olsun, çalışıyoruz işte. İşler nasıl? Hayırlı işler. Sana da. İşte öyle. Şu sandalye mi? Ay koltuk koyacak yerim
bir maskara hak etmiş. Teşekkür ederim yavrucuğum. Senden çok çok memnun kaldım. Bir şey değil Mesya. Görevim bu. Sakın benim kim olduğumu öğrenmeye kalkma. Sadece ismim sana yeter. Oscar anlaşıldı mı? Anlaşıldı Mesya Oscar. Şimdi sana 10.000 frank bırakıyorum. Her akşam bu kadar bırakacağım. Yalnız çok önemli bir şartım var. Benden başka kimseyle beraber olmayacaksın. Söz veriyorum Mesya Oscar. Tabii belki her şeye rağmen kalben sevdiğinde bir erkek vardır olur. Ben seni diye yalan söyleyeyim değil mi ha? Yavrucuğum bundan gayet tabii, tabii. Hasta sosyal bir mecburiyet bu değil mi evlenim? Görevimi kaptırdığın o adam her kimse ben ona razıyım. Ama başkasına asla sözle. Söz veriyorum Mesya Oscar. Çok teşekkür ederim yavrucuğum. Güle güle Mesya Oscar. Yarın akşam bekliyorum. Gene görüşürüz. Gelin gelin de tavuk nasıl yolunurmuş size göstereyim. Ya sen tavuk göreceksin. Korkarsın. Ne haber çocuklar? Aa, merhaba Bob. Bob bizi unutma. Beni tanımadı. Hatta o anda bile. Allah'a şükür anatomiden hiçbir şey anlamıyor. 12 Perşembe. Gider hanesine 10.000 frank. Abi ne yapıyorsun? Kağıt çalıyorsun. Peki. Akşam akşam kafama attırmayın beni. Oynamıyorum. Nestor'u gördünüz mü çocuklar? Nestor'u gören var mı? Nestor! Nestor neredesin Nestor? Müjde çaylak, müjde buldum. Ne buldun? Bizimkini canım aradığımızı. Çalıştırsana fıstığını biraz. Sakallı bir herif. Zengin, kibar, asil, üstelik parası bol. Tam istediğimiz gibi. Kaç para verdi? 10.000. Göster. Al. Ne yapıyorsun? Hesap tutuyorum. Ha. 12 Perşembe. Gelir hanesine 10.000 frank. İyi para ama değil mi? Thank you.
Bir serserinin
sanırdık. Sen gene görünüşünü aldanmadan. Yürüyüşünü gördünüz mü? Baston yutmuş gibi böyle dimdik yürüyor. Ya kalktınız yürüme seni, ne var öyle? İstese dedem gibi baston yürüme ver şimdi. Ya sen yürüyemiyorsun çünkü asaletin yok senin. Bak ben bir yürüyeyim de gör. Atırsın atırsın. Polit, şu çaylar bizim çeteye aldığınız iyi oldu değil mi? Zenginin parası, züğürtün çenesini yiyorlar. Gelin çakası, banka kısısı ve bol parası. Yasada gelince çeyin delilik, bu ne delilik? Senin zengin neden on parasıdır. Hayali de yeter, maksat para olsun. Madem ki yolda para var, aşır aşırdır hadi bir kadar. Herkes para ister, işte bunu bil. Ağzına değil, paraya da yolu hemen biten. Uçup gider, her an olsun gitsin, nasılsa toplanır. Bu evlerden nasıl saplanır? Madem ki yolda para var, aşır aşır hadi bir kadar. Kimler köle olur? Sağlıklar, kabaklar. Kimler para olur? Turistler de, çoğiler de. Adam bizler gibi beş parasız olur. Başkası çalışır, bize resim olur. Madem ki her yolda para var, aşır aşır hadi bir kadar. Gençimizden kabaksa, tekrarda para alasa sizden tümür müngür, şümür müngür. İşin gizlisi yok, paket izinmesin. Onun parası çok, bizlere gelmesin. Madem ki her yolda para var, aşır aşırına bittiği kadar. Sen de bağlarsın onu. Ne yapayım? Koskarın ki başka. Ya onun her şeyi başka zaten. Hatta onun koskarından başka taş işlemi.
Oscar, Oscar, kızım be! Parası tatlı geliyor da ondan konsolun alsın, değil mi? Aa, Nestor, ağzına çıkalım, ben çıksın. Ben eğer öyle söylediğin gibi parayı bir kadın asayım mı? Oscar, aşağı Oscar yukarı, ne oluyoruz yani? Ya, oradaki vizyetler kim söylüyor? Kontlar gibi bir kere, kibar. Ama iyi, kafa şişirme. Ne dedin, ne dedin? Her gün onu yapıyor, biliyoruz diyorum. Her gün, ne anlatıyorum? Evet, evet, her gün. Ben duymazlıktan geliyorum. Bunu çıkarmıyorum. Daha daha dün değil. Ay, bilmez sana Oscar'la alamazsın. Evet, hanımefendi. Alayı bırakma, söyle bakalım. Bilmez sana ne demiş? Ne bileyim, ben bir sürü kızım var. Neymiş efendim? Oscar'ın yazısı çok güzelmiş. Ha! E, bunda kızacak ne var? Yazısı güzel, çirkin değil, çirkin değil ya. Doğruya doğru. Ya benim yazım da bitirerdi. Ne olmuş yani? Biliyorum şekerim. Ben senin yazına çirkin demedim ki. Sen de çirkin gitmişsin. Tabii güzel olacak. Beni kızacaksın ama. Ne yapayım ki Oscar'ın yazısı senden daha güzel. Çünkü onun tavsiyesi senden yüksek. Yüksek mektebe gitmiş bir kere o. Allah'ım, Allah'ım sen gelme. Yoklar bir gün çığırlar çıkma. Bak İlhan. İlhan ikimiz de saçmalıyoruz. Şu koca Paris'te bizim kadar birbirini seven iki kişi daha gösteremezsin. Gösteremem. Değil mi ya? Bizim aşkımız, mutluluğumuz, her şeyimiz şuna bağlı. Bu dünyada benim için yalnız sen, senin için de ben varım. Sen benim tatlı ilmağımsın, ben de seni çağırıyorum. Yani biz burada böyle kumrular gibi sevişirken şu Oscar'ın lafını etmesen olmaz mı ha? Yani Oscar şunu yaptı, Oscar bunu yaptı. Ay iyi sıkma be! Aklına yakın ne içeri be! Ne yaptın açık kalsın. Ben susunca sen başlıyorsun. Hem ya, Oscar'ın lafını etmeden kalmaz oldun. Ne bileyim Nasret? Ne yalan söyleyeyim, Oscar senden çok daha iyi karakterli. İnanmazsan tanıştırayım, bak bana nasıl hak veriyorsun. Hani anlamadım, Oscar'la mı tanışacağım? İrma, ben sana bir şey söyleyeyim ama ben öyle kendimi beğenmiş bir dünya değilimdir ama senin şu Oscar dediğin adam borusunu parasıyla öptüren pis zamparadan başka bir şey değildir. Evet canımın içi. Ama onun efendiliği, erkekliği yeter. Ne demek istediğimi de anladın herhalde. Seni şimdi! İşte bak gördün mü? Oscar asla böyle bir şey yapmaz. Yarım, hadi bilmem ne olur affet beni. Ama tatlım ne yapayım yani hayatta herkesin kendini koyverdiği, yorulduğu, bezdiği anlar vardır. Ama ben sana söz veriyorum. Bundan sonra yine eskisi gibi olacağım bak. Yine eskisi gibi güçlü, kuvvetli olacağım. Hayır ma. Eski çaylağın olacağım yine. Niye bizim hizmet değil ki? Birbirimizi seviyoruz değil mi? Tabii seviyoruz. Ben Oscar'ın benim için ne önemi var ki? O yalnız güzel laf etmesini bilir. Ama o bilmeyecek de ben mi bileceğim? Ama Allah için iyi biliyorum onu. Bir bana öyle bir yapalım laf etti ki. Ya ne dedi? Hazan yaprağı gibi titriyorsunuz. Dedim. Hazan yaprağı gibi titriyorsunuz. Bu dediğin adam mı söyledi bunu? Yok öylesi böylesi, ne yapmamı söylediyorum sana. Bilmem. Ha sen bilmez misin? Sen de malın gözüsün sen bana bak. Beni enayi yerine koyma. Oscar'da Hasan yaprağı da anlatı yedin mi asıl? Asıl sen beni dinle. Fiyatmanı laf etmesini biz biliriz güzelini. İlk hayatını biliriz. Sana en esaslısından bir tanesini izle. Gör. Sen şu Oscar dediğin adam var ya. Aç gözlü. Fırsat düştü mü? Namussuz her yerin birinde iş yapar. Vay canına. Her akşam 10.000 kameri cebe indirirken iyi bir ama değil mi? Ne yaptın sen? Oscar benim Pamucu Bey'iz. Git ona söyle. Verdiği 10.000 frank idare etmiyor artık ödelim. Bundan sonraki senin altını biraz daha az seviyorum. Ben bir şey söyleyeyim. Söyleyeceksin işine gelmesin bilmem. Olsun. Benim ondan korkum yok. Kıskançlık öyle pek önemli bir şey değil gibi görünebilir ama bazen dünyayı yerinde anlatabilir. Nestor, Oscar'ı ölesiye kıskanıyordu. Oscar'ın kılına büründüğü zaman da Nestor'u kıskanıyordu. Aklını başına toplayıp da ikisinin aynı insan olduğuna bir türlü kendini inandıramıyordu. Oscar'ı öldürebilirdi. Bir gece meyhanede bizim çocuklara bu planını açtı. Hepimiz şaştık, kaldık. Evet, bizim mahallede her türlü halk yenirdi ama iş cinayete gelince akan sular dururdu. Suç değil,
Yalnızca bir intihar olacaktı. Böyle düşüne düşüne uykusuz sabahladığı gecelerden birinde Oscar'la hesaplaşmayı aklına koydu. Onunla tenha bir sokakta buluşacaktı ama daha ne yapacağına karar vermemişti. Belki de onu yok edecekti. Böylece kıskançlık illetinden de kurtulmuş olacaktı. Peki ya sonra? Sonrasına da sonra karar verecekti. Ama şimdi bir an önce Oscar'la hesaplaşması gerekiyordu. Başına sağlık. Çok teşekkürler çocuklar.